Efendim yıl 2022 oldu, biz hala bu tip haberler veriyoruz. Gerçekten insanın aklı almıyor. Büyü ve cin çıkarma bahanesiyle onlarca insanı dolandırdı sevgili izleyenler. Kendini bir din alimi gibi tanıtarak ürün satan şarlatana müşteri bulduğu öne sürülen isimse tanıdıktı. Almanya ve Türkiye'de O Ses yarışmasına katılan Duygu Gönen de onunla beraber gözaltına alındı. Cin çıkarma vaadiyle onlarca insanı dolandıran şarlatan tutuklandı. Ona müşteri bulduğu öne sürülen isimse tanıdık çıktı. Ses yarışmalarıyla ünlenen Duygu Gönen de gözaltına alındı. Fethiye'de cin çıkarma ve cinsel gücü artırma vaadiyle okunmuş ürünler sattığı iddia edilen şüpheliler için polis harekete geçti. Kendini din alimi gibi tanıtan dolandırıcı evine yapılan baskınla yakalandı. Ona yardım ettiği iddia edilen iki isim daha vardı. Birisi müşteri buluyor, diğeri paraları topluyordu. Çeteye müşteri bulmakla suçlanan ismi Türkiye O Ses Türkiye yarışmasında tanımıştı. Var mı kafanda bir şeyler? Aslında kafamda birisi vardı, evet. Üç zanlı gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik, dini ritüellerin yazılı olduğu kitaplar, büyüde kullanıldığı iddia edilen tütsü, bileklik, taş kolye ve dökümanlar ele geçirildi. Kendini din alimi olarak tanıtan ve sahte kimlik taşıdığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Ona yardımcı oldukları öne sürülen iki isimse tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan şarlatana müşteri bulduğu öne sürülen Duygu Gönen, bir dönem Almanya'da ve Türkiye'de katıldığı ses yarışmalarında unutulmaz bir sahne performansı sergilemişti. Jüri tarafından çok beğenilen Gönen, yarışma sonrasındaysa birçok etkinlikte sahne aldı. Ben Sivaslıyım ve hadi